genetiği değiştirilmiş buğdayda bu işlemler yapılırken bir Allah'ın kulunun da aklına gelmedi. Acaba bu buğday insan sağlığı için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Hiç böyle bilimsel çalışma yapılmadı. Yıllarca. Neredeyse 40 sene, 50 sene buğdayla ilgili hiçbir yayın yok. Çalışma yok doğru dürüst. Son 10-12 senede yayınlar patlamaya başladı. Şimdi bakın. Buğdayın içinde iki tane önemli madde var. Bir tanesi karbonhidrat. Buğdayın yaklaşık, bu genetiği değiştirilmiş buğdaydan bahsediyorum. Genetiği değiştirilmiş buğdayın %75 yaklaşık karbonhidrat. Bu karbonhidratların da en önemli grubu amilopektin A denilen bir karbonhidrat. İkincisi, buğdayda protein var. Yaklaşık %20 kadar bitkisel protein var. Buğday protein içerir, bitkisel protein. En önemli, en büyük grupları sayıyorum size. Bu proteinlerin de en önemli olanı gluten. Evet. En fazla bulunanı. Şimdi bu genetiği değişmiş buğdaydaki amilopektin A çok hızlı emilen bir karbonhidrattır. Yani glisemik indeksi çok yüksektir. Şimdi bakın, şeker hastalarına yasaklanan madde nedir? Şeker hastalarına ne yemeyeceksin denilir? Şeker yemeyeceksin denilir. Peki, bu glisemik indeks dediğimiz kavram şudur. Herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme potansiyeline glisemik indeks denilir. Yani bir maddeyi yediniz, bir gıdayı yediniz, kan şekerinizi ne kadar yükseltiyor bakılır 90. dakika, ona glisemik indeks denilir. Glisemik indeksi en yüksek olan madde glukozdur, saf glukoz. Saf glukozun glisemik indeksi 100'dür, referans kabul edilir. Ona göre diğer maddeler derecelendirilir. Şimdi bu yasak olan şekerin glisemik indeksi, hani şeker hastalarına yasak diyoruz ya şeker, neden? Sen şeker hastasısın, glisemik indeksi kaçtır biliyor musun şekerin? 59. Çok değil mi? Yasak diyoruz zaten, şeker zehir. Peki, iki madde daha var. Beyaz ekmek, tuz değil, yasaklananlardan ve örneklerden bahsediyoruz burada. Tam buğday ekmeği. Yani şimdi, tam buğday ekmeği yiyin diyorlar ya hani. Evet. Şeker hastalarına ne diyorlar? Şeker yasak. Onun yerine tam tahıllı karbonhidratlar alacaksınız. Adam burada piramidini bile yaptı ya. Günde 180 gram tam tahıllı ürün tüketeceksin diyor. Bütün diyabet hastalarına, diyabet cemiyetleri, ha bire, ha babam de babam, her yemeğin yanında iki dilim ekmek, ara öğünlerde sandviç veriyor. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Evet. Geleyim acaba bunların glisemik indeksi ne kadarmış? Beyaz ekmeğin glisemik indeksi kaç biliyor musunuz? 69. Şekerden daha yüksek. Zaten canım, tam tahıllı ürünler yiyin diyorlar değil mi şeker hastalarına? Tam buğday tüketin diyorlar. Doğru mu? Beyaz ekmek yeme diyorlar şeker hastalarına. Peki, tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi ne kadar biliyor musunuz? 72. Ya. Birisi bana izah edebilir mi? Glisemik indeksi 59 olan şekeri hastalara yasaklayıp da şeker hastalarına 72 olan tam buğdayı niye serbest bırakıyorsunuz? Sizin aklınıza yatıyor mu? Bakın. İşte şimdi gelelim diğer tarafına.